9 ay karnında taşıdığı için onu dünyaya getirmiş, o karnında taşımasından bir ilişki, bir bağ kurulmuş. Aidiyet oluşmuş. Bu aidiyetten dolayı bir sevgi, bir şefkat, bir merhamet belirmiş. Bir de düşün ki ta ezelden senin varlığın Allah'ın iradesinde mevcuttur. Seni yaratmayı ezelden planlamış. İrade planına almış. O ezelin tarihi ne zaman? Onun için ezel diyoruz, bilemiyoruz. Kaç trilyon sene bilmiyoruz. Cenab-ı Hak la teşbih, seni taşımış iradesinde. Sonra seni kazaya dönüştürmüş, yani var etmiş. Var etmiş seni. Dünyaya gelmişsin. Bu iradede seni taşıma, sonra seni dünyaya gönderme ve senin her türlü ihtiyacını karşılama, seninle onun arasında bir rabıta eğer oluşturmamışsa yazık sana. Sana yazık. Onun sana müthiş bir şefkati var. Seni yarattığı için. Anne misali. Sevgisi var sana, şefkati var sana, merhameti var sana. Nasıl ki misal anne, sen doğdun diye evde sana yatak odası yapıyorlar. Gardırobunu hazırlıyor, yatağını hazırlıyor. Efendim komodinini hazırlıyor. Biberonundur, oyuncağındır. Ne hevesle yapıyor bunları. Babayla oturuyorlar misal birlikte, işte eğer cinsiyeti de belli ise kızlara genelde pembe, erkeklere mavi. Şunu alalım, bunu alalım. Ne heyecanla, ne zevkle alıyorlar sana ait eşyaları. Daha sen dünyaya gelmeden senin sabununa varıncaya kadar, seni yıkayacakları şampuana varıncaya kadar alıyorlar. Müthiş bir sevgi var gönüllerinde. Çoraplarını alıyorlar, atletlerini alıyorlar. Evet. Cenab-ı Hak da seni yaratacak diye, sen dünyaya geleceksin diye senin için kainatı tefriş etmiş. Kainatı yaratmış. Dünyayı senin için hazırlamış. Hazırlamış. Yeryüzünü adeta bir döşek misali, semavatı bir yorgan gibi geceni, gündüzünü, havanı, suyunu ayarlamış. Ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nasıl yaşayacaksın belirlemiş. Kızla erkeğe yapılan seçim misali annenin babanın, Cenab-ı Hak da kadınlara farklı hükümler, erkeklere farklı hükümler belirlemiş, farklı sorumluluklar yüklemiş. Yani böyle bir talim olmasa, böyle bir terbiye olmasa o anne baba bunları akıl edip yapamaz.
Dedik ya, bakın dünyaya bizi gönderdiğinde kendisi buyuruyor ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Bunları sonra bize fadl-ı keremiyle bize öğretiyor.